İsrail, uluslararası kamuoyunun baskısına rağmen yeni Yahudi yerleşim yerleri inşa etme planından vazgeçmeyeceğini belirtti. Tel Aviv'in açıklamasının ardından İngiltere, Fransa ve İsveç, İsrail Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. Almanya, İsrail'e planlarından vazgeçme çağrısında bulunurken Rusya'da yeni yerleşim yerleri projesinin yasa dışı olduğunu açıkladı. Ankara'da İsrail'in bu kararını şiddetle kınadı. Söz konusu plana göre İsrail hükümeti işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 3000 konut daha inşa edecek. İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, İsrail'in girişimlerinden son derece endişe duyduğunu söyledi. Bu durumla ilgili görüşümüzün altını çizmek için İsrail Büyükelçisi Stockholm'daki İsveç Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve aynı şey Londra'da ve Paris'te de yaşandı. Diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte atılabilecek adımları görüşeceğiz. Ancak bu tartışmayı şu anda yapmak akılsızca olur. Filistin'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gözlemci devlet statüsü elde etmesinin ardından İsrail hükümeti Filistin yönetimine her ay verdiği vergi gelirine de el koydu.